Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz isim soylu sözcüklerden edat, bağlaç, ünlem ve fiil soylu sözcüklerden eylemleri anlatacağım sizlere. Dilerseniz şimdi isim soylu sözcüklerden edat, bağlaç, ünlemle başlayalım. Biliyorsunuz ki daha önceki CD'lerde biz sözcük türlerini kendi içerisinde ikiye ayırmıştık ve sözcük türlerinden isim soylu sözcüklere ve fiil soylu sözcüklere bir takım isimler vermiştik. İsim soylu sözcükler at, sıfat, zamir, zarfın dışında bir de bugün işleyeceğimiz edat, bağlaç ve ünlemden meydana geliyor. Fiil soylu sözcüklerimiz ise yine bugün işleyeceğimiz eylemlerden meydana geliyor. Evet arkadaşlar, isim soylu sözcükler arasında edat, bağlaç, ünlem tek başlarına anlamları olmayan, cümleye bir takım anlamlar kazandıran ve cümle içerisinde anlamı olan kelimeler olarak geçer. Şimdi edatlarla başlayalım. Edat arkadaşlar diğer bir ismi bilgeç. Tek başına anlamı olmayan sözcükler arasında anlam ilişkisi kuran kelimelerdir edatlar. Dilerseniz bir örnek verelim. Sınavı kazanmak için çok çalışıyordu cümlesinde. İçin bu cümleye amaç ilgisi kattığından dolayı edat olarak görev yapmaktadır. Tek başına anlamı yoktur. Cümle içerisinde amaç ilgisi kattığı için edat görevini üstlenmiştir. Arkadaşlar edatların bir takım genel özellikleri var. Nedir bu edatların genel özellikleri? Edatlar, sözcükler, söz öbekleri ya da kavramlar arasında anlam ilişkisi kurarlar. Mesela zavallı kadın, çocuk gibi ağlıyordu cümlesinde gibi bu cümleye durum ilgisi katmıştır. Evet, bir diğer özellik ise edatlar cümleden atılınca arkadaşlar cümlenin anlamında bir bozulma meydana gelir. Bunu örneklendirelim. Bütün bunları senin için yaptı cümlesinde eğer biz bu cümle içerisinde bulunan için edatını atarsak cümlenin anlamında bir bozulma olduğunu fark edeceğiz. Dilerseniz şöyle okuyalım. Bütün bunları senin yaptı. Gördüğünüz gibi içinin kattığı anlamdan dolayı burada cümlede bir anlatımda bozukluk söz konusu olmuştur. Bir diğer özellik yine edatlarla ilgili. Edatlar tek başlarına anlamı olmadığı gibi tek başına türce ve öğece görev yapmaz. Öbekleşerek cümle içerisinde bir takım görevler üstlenirler. Örneğin cennet gibi bir bahçesi vardı. Evin cümlesinde buradaki cennet gibi bir bahçe sözcüğü gibi edatından dolayı sıfat öbeğini üstlenmiştir. Evet. Yine edatlarla ilgili bir başka özellik. Edat öbekleri öğe bakımından genellikle zarf tümleci olarak kullanılırlar arkadaşlar. Kızcağız çocuk gibi ağlıyordu cümlesinde çocuk gibi edat söz öbeği cümle içerisinde öğe bakımından zarf tümleci görevini üstlenmiştir. Evet. Bir başka özellik ise
Edatları biçimce şöyle gruplandırabiliriz. İkiye ayırıyoruz arkadaşlar. Birincisi sözcük durumunda olan edatlar ki bunlar tek başlarına kullanılmayan edatlardır. Nedir bunlar? İle, için, ancak, şöyle yazalım, gibi ya da sanki. Bu örnekleri çoğaltabiliriz. Bir de sözcük durumunun dışında ek alarak kullanılan edatlar vardır. Yani ekle öbekleşerek. Bunlar ise e-doğru, e-kadar, ya da edek. Pardon. Edek şeklinde örneklendirilebilir. Evet. Arkadaşlar edatlar içerisinde bazı kelimeler bağlaç olarak da kullanılabilir. Edatlarla bağlaç edat ve bağlaç olarak kullanılabilen bu kelimeleri şu şekilde ikiye ayırabiliriz. Örnek üzerinden hem anlatalım. Şimdi bu kelimeler tek, yalnız, sadece anlamını veriyorlarsa cümle içerisinde edat olarak kullanılmışlardır. Eğer ki bu anlamın dışında kullanılıyorsa bu biraz sonra vereceğim kelimeler cümle içerisinde bağlaç görevinde kullanılıyor olabilirler. Sınavda yalnız sen başarılı olmuşsun cümlesinde sadece tek anlamına geldiği için buradaki yalnız sözcüğümüz edat olarak kullanılmıştır. Ya da yıllardır yalnız yaşıyordu cümlemizde ise yalnız sözcüğü nasıl yaşıyordu fiili etkilediği için burada zarf göreviyle kullanılmıştır. Yani arkadaşlar bir takım edatlar cümle içerisindeki anlamlarına göre zarf göreviyle ya da bağlaç göreviyle ya da kendi edat göreviyle kullanılabilir. Evet. Yine edatlarla ilgili bir başka özellik ise mı ve mi soru edatımız vardır. Fakat bu mı ve mi soru edatımız cümle içerisinde her zaman soru edatı olarak kullanılmayabilir. Bazen cümlede pekiştirme anlamı da katabilir. Cümleye pekiştirme anlamı da katabilir. Mesela güzel mi? Güzel bir çocuktu cümlemizde buradaki edatımız nasıl bir çocuktu? Güzel sıfatını pekiştirmek amaçlı kullanılmıştır. Evet. Değil sözcüğü arkadaşlar bir başka özellik olarak yine edatlarla ilgili olumsuzluk edatı olarak kullanılır cümle içerisinde. Örneğin yaşamak buralarda hiç kolay değil. Cümlemizde değil edatımız cümleye olumsuzluk anlamı katmak için kullanılmıştır. Evet. Edatlar arkadaşlar cümlede tek başına öğe olarak kullanılmazlar. Diğer sözcüklerle öbekleştikleri için cümle içerisinde onlarla birlikte öğe görevini yaparlar.
Örneğin öfke ile kalkan, zarar ile oturur cümlesinde öfke ile kalkan söz öbeğimiz burada özne öbeği olarak, zarar ile oturur, zarar ile söz öbeğimiz ise zarf cümleci öbeği olarak kullanılmıştır. Evet. Bunların dışında arkadaşlar edatlar cümleye bir takım anlam özellikleri katabilir. Nedir o anlam özellikleri? Amaç olabilir, neden sonuç olabilir, birliktelik ve beraberlik olabilir, benzerlik olabilir, karşılaştırma anlamları olabilir ve bu anlamlarla cümle içerisinde bulunabilirler. Evet. Edatlarla ilgili özelliklerden sonra dilerseniz sizle birlikte bağlaçlardan birazcık bahsedelim. Bağlaçlar arkadaşlar eş görevli sözcükleri ya da sözcük gruplarını ya da cümleleri birbirine bağlayan sözcükler olarak bilinirler. Örneğin Ayşe ile Leyla'yı çok seviyordu cümlesinde Ayşe ile Leyla eş görevli sözcük olma konumundadır bu cümlede. İkisi de nesne görevinde kullanıldığı için ile edatımız burada eş görevli sözcükleri bağlamıştır. Ya da dedikodu yapmaya ve yalan söylemeye bayılırdı cümlesinde ise söz öbeklerini bağlayan ve bağlacımız kullanılmıştır. Evet. Türkçe'de arkadaşlar bağlaçların çoğu yabancı kökenlidir. Dilimizde bağlaç görevi yerine noktalama işaretlerinden virgül ya da noktalı virgül kullanılabilir. Bağlaçlarla ilgili anlam özelliklerine birazcık değinelim. Ve arkadaşlar genellikle sıralama bağlacı olarak karşımıza çıkar. Aynı türden sözcükleri birbirine bağlayabilir cümle içerisinde. Mesela sağlıklı ve neşeli bir kızdı cümlesinde nasıl bir kız? Sağlıklı ve neşeli sıfat türünden sözcükleri birbirine bağladığı için V bağlacı burada aynı türden sözcükleri bağlama görevini üstlenmiştir. Öğe bakımından aynı görevdeki sözcükleri ya da söz öbeklerini bağlayabilir. Örneklendirelim. Gençler ve yaşlılar hiç anlaşamazlar cümlesinde öğe bakımından aynı görevdeki sözcükleri birbirine bağladığı için V bağlacı burada öğe bakımından aynı sözcüklerini birbirine bağlayan bağlaç görevinde kullanılmıştır. Evet, at tamlamasında tamlayanları ya da tamlananları birbirinden ayırmak
ya da bağlamak amaçlı kullanılabilir ve bağlacı. Doğa ve insan sevgisini anlatırdı. Cümlesinde doğa sevgisi ve insan sevgisi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada tamlayanları ayırmak için ve daha doğrusu bağlamak amaçlı kullanılmıştır B bağlacı. Evet. Evet. V bağlacını anlattıktan sonra gelelim D bağlacına. D bağlacı arkadaşlar cümlede herhangi bir öğeyi vurgulayabilir. Örneklendirelim. Ben de sınavı kazandım cümlesinde D bağlacı özne görevindeki öğeyi vurgulamak amaçlı kullanılmıştır bu cümlede. D bağlacının daha başka beğenme anlamı vardır arkadaşlar cümle içerisinde. Yemek de yemek olmuş. Hani cümlesinde D bağlacı bu cümleye beğenme anlamıyla bağlanmıştır. Bir başka eşitlik anlamı katabilir D bağlacı cümle içerisinde. Ben de senin kadar yorgunum cümlesinde olduğu gibi. D bağlacından sonra bir de arkadaşlar bağlaç olarak kullanılan diğer önemli bir kelime ise ki bağlacıdır. Ki bağlacı da cümleye neden sonuç ilişkisi amaç ilişkisi koşu ilişkisi içerisinde bağlanabilir. Bir örnek verelim bununla ilgili olarak. Borcunu öde ki seninle konuşsun cümlesinde ki bağlacı koşul anlamı katmıştır cümle içerisine. Arkadaşlar bağlaçlar yapı olarak kendi içerisinde diğer sözcüklerimiz gibi üçe ayrılırlar. Basit, türemiş ve bileşik olarak. Yapı bakımından incelediğimizde bağlaçları basit, türemiş ve bileşik olarak ayırıyoruz. Basit bağlaçlara örnek verelim. Ve ki basit bağlaçlarımızdandır. Türemiş bağlaçlar ise açıkçası kısaca ya da yalnız bağlaçlarıdır. Bileşik bağlaçlara örnek olarak ise farz et ki, demek ki, halbuki örnekleri verilebilir. Yalnız arkadaşlar bileşik bağlaçların dışında şu farz et ki ve demek ki de söz öbeği oluşturan bağlaçlar olarak da algılayabiliriz. Yani bunlara öbekleşmiş de diyebiliriz. Evet. Bağlaçlardan sonra sıra geldi sözcük türlerinden tek başına anlamı olmayan bir üçüncüsüne ünlemler. Ünlemler bir duygu ya da seslenme anlamı katarak cümle içerisinde kendi başlarına anlamları olmadan kullanılırlar. Eyvah! Annem!
bizi gördü cümlesinde. Eyvah kelimesi bu cümleye ünlem anlamı katmıştır. Evet. Vah. Ah. Of. Oy gibi tek başlarına kullanılabilen ünlemlerimiz olduğu gibi arkadaşlar ünlem değeri kazanmış bazı sözcüklerimiz de vardır cümle içerisinde. Çık dışarı dediğimizde aslında tür olarak ünlem olmayan bu kelimeler cümle içerisinde ünlem anlamı kazanmıştır. Evet. Dilerseniz şimdi edat, bağlaç, ünlemlerle ilgili olarak ÖSS'de çıkabilecek soru tiplerini birlikte inceleyelim. Birinci sorumuz, bu cümlede aşağıdaki sözcük türlerinden hangisi yoktur? Sen de biliyorsun zavallı kızın ağlayarak anlattığı gerçekleri. A. Edat, B. Bağlaç, C. Zarf, D. Sıfat, E. Zamir. Birinci sorunun çözümü, bu cümlede D bağlaç olarak B seçeneğinde, ağlayarak zarf olarak C seçeneğinde, zavallı kız sıfat olarak D seçeneğinde, sen zamir olarak E seçeneğinde kullanılmıştır. Arkadaşlar bu cümlede edat görevinde herhangi bir sözcük yoktur. Yanıt A seçeneğidir. İkinci sorumuz, aşağıdakilerden hangisi numaralanmış cümlelerde kullanılan ünlemlerin kattığı anlamlardan biri değildir? Birinci cümle, o kimler gelmiş? İkinci cümle, of yine mi test? Üçüncü cümle, vah yazık gencecik delikanlı. Dördüncü cümle, a anne bak. A seçeneği sevinme, B seçeneği şaşma, C seçeneği bıkkınlık, D seçeneği acıma, E seçeneği özlem. Arkadaşlar ikinci sorumuzun çözümü, ünlem cümlelere 1'de sevinme, 2'de bıkkınlık, 3'te acıma, 4'te şaşma anlamı katmıştır. Özlem anlamı katan bir cümlemiz yoktur. Bu yüzden yanıtımız E seçeneğidir. Üçüncü sorumuz, aşağıdaki cümlelerin hangisinde 6 çizili sözcük, sözcük türü yönüyle ötekilerden farklıdır? A. Akşama doğru bize geldi. B. Öğretmeni gittiğinden beri konuşmuyor. C. Amcasına verilmek üzere bir emanet bıraktı. D. Ona karşı daha dikkatli davranmalısın. E. Onu gördüğümü bile fark etmedim. Üçüncü sorunun çözümü arkadaşlar. A'da, B'de, C'de ve D'de 6 çizili sözcük edat türünde kullanılmıştır. E seçeneğinde ise 6 çizili sözcük bağlaçtır. Doğru yanıtımız E seçeneğidir. Dördüncü sorumuz, aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem edat hem bağlaç kullanılmıştır? A. Ağza yetinmeyi bilen biridir. B. Cennet kadar güzeldir benim vatanım. C. Onun gibi nankör birini görmedim. D. İyi biri ama sır tutamaz. E. Ben de annem için her şeyi yaparım. Arkadaşlar dördüncü sorunun çözümü, E seçeneğinde D. Bağlaç, için edat görevinde kullanıldığından dolayı doğru yanıtımız E seçeneğidir. Beşinci sorumuz, aşağıdaki cümlelerin hangisinde ile bağlaç göreviyle kullanılmıştır? A. Öten kuşların sesleriyle mutlu oluyordu. B. Sevdiği insanlarla şimdi akşam yemeği yiyordu. C. Gözündeki gözlükle bile etrafını göremiyorsun. D. Annemle babamın birbirlerini anlamadıklarını düşünüyorum. E. Hemşirelerle bağırarak konuşuyordu. Arkadaşlar 5. sorumuzun çözümünde ise A, B, C ve E seçeneklerinde ile sözcüğü edat olarak kullanılırken D seçeneğinde bağlaç görevini üstlenmiştir. Evet. Dilerseniz arkadaşlar bu soruları yanıtladıktan sonra sözcük türlerinden fiil soylu sözcükler içerisinde incelenen eylemlere geçelim. Evet. Eylemin diğer bir ismi fiildir. Ve eylem tanım olarak arkadaşlar iş, oluş, durum anlatan sözcüklerdir. Eylem kök ya da gövdelerine mek, mak, mastar eki getirilerek anlaşılır.
Örnek. Gezmek. Gülmek. Uyumak gibi. Eylem sorulu bir sözcüğün kip ve kişi eki alarak cümle içerisinde yargı bildirilmesi söz konusudur ve biz bunlara çekimli eylem deriz. Eylemler anlamlarına göre şöyle gruplandırılabilirler. İş, kılış eylemleri, durum eylemleri ve oluş eylemleri diye. Arkadaşlar, iş ve kılış eylemleri cümle içerisinde nesne alabilen eylemlerdir ve öznesi belli olan eylemlerdir. Kimi ve neyi sorularına cevap verirler. Örneğin yazdım eylemi, ne yazdım ya da neyi yazdım sorusuna cevap verdiği için iş ve kılış eylemi olarak algılanırlar. Durum eylemleri hareket anlatmayan, durağanlık bildiren eylemlerdir ve bunlar ne ya da neyi sorusuna cevap vermezler. Cümle içerisinde nesne almazlar. Örneğin uyuyordu eylemimizde ne ya da neyi sorusuna cevap gelmediği için bu eylemimiz durum eylemidir diye anlayabiliriz. Oluş eylemleri ise arkadaşlar belli bir zaman aralığında kimsenin etkisi olmadan gerçekleşen eylemler olarak bilinirler. Örneğin yeşermek fiili eylemi gibi belli bir süre içerisinde etkisiz halde gerçekleşen eylem olarak söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar, eylemde kişi eylemin kim tarafından yapıldığını belli eder ve birinci tekil, ikinci tekil, üçüncü tekil, birinci çoğul, ikinci çoğul, üçüncü çoğul olmak üzere ayrılırlar. Birinci tekil, ben geldim. İkinci tekil, sen geldin. Üçüncü tekil, o geldi. Birinci çoğul, biz geldik. İkinci çoğul, siz geldiniz. Ve üçüncü çoğul, onlar geldiler şeklinde gösterilebilir. Evet arkadaşlar, eylemlerde kip dediğimizde ise eylemin zamanını ya da dileğini belirten ekler olarak bilinirler ve kendi içerisinde ikiye ayrılırlar. Arkadaşlar, eylemde kip birincisi haber kipleri, ikincisi dilek şart kipleri. Haber kipleri arkadaşlar kendi içerisinde şimdiki zaman, ki bu şimdiki zaman eylemin yapıldığı anla anlatıldığı anın aynı olduğu zamandır. Ve ekimiz yor ekidir. Geçmiş zaman eylemin anlatıştan önce gerçekleştiğini bildirir ve ekimiz di ya da miş ekleridir. Şimdiki zamanın geçmiş zamanın dışında gelecek zaman. Gelecek zaman arkadaşlar, evet, eylemin anlatıştan sonra gerçekleştiğini bildirir ve eki ecek ya da büyük ünlü uyumuna göre acaktır. Ve geniş zaman arkadaşlar, geniş zaman ise eylemin her zaman yapıldığını ya da yapılabileceğini bildirir. Ekimiz ise R eki olarak bilinir. Haber kipleri arkadaşlar eylemin yapıldığı zamanı bildirirlerken dilek şart kipleri ise dilek durumunu belirtirler. Dilek şart kipleri de kendi içerisinde ayrılırlar. Nedir dilek şart kipleri? Birincisi istek kipi.
istek gibi arkadaşlar eylemin yapılmasına ya da yapılmamasına yönelik bir istek bildirir. Ekimiz E ya da A ekidir. Gereklilik kipi eylemin yapılması ya da yapılmaması gerekliliğini bildiren bir ekiptir ve eklerimiz meli ve malı eklerimizdir. Evet. Üçüncüsü emir kipi. Emir kipi bir işin, isteğin emir biçiminde yapılmasını anlatır. Arkadaşlar emir kipinde birinci şahsın eki yoktur ve emiri de yoktur. İkinci şahsın eki yoktur fakat kelime yalın halde kullanılabilir fiil olan kelime. Üçüncü şahsın eki ise sin ekidir. Yine aynı şey çoğul şahıslar için de geçerlidir. İkinci çoğul şahsın eki gel geliniz şeklinde olur. Çoğul olarak belirtelim. Evet. Geliniz şeklinde olur. Üçüncü çoğul ise gelsinler şeklindedir. Evet. Sinler ekini alır. Evet. Bir diğer kip ise arkadaşlar son olarak dilek şart kipidir ve dilek şart kipi ise bir eylemin gerçekleşmesinin bir koşula bağlı olduğunu bize gösterir. Bu kipimizin eki ise S ya da sağdır. Evet. Evet arkadaşlar, kipleri de anlattıktan sonra biliyorsunuz ki ÖSS sınavında karşınıza şöyle bir soru çıkabiliyor. Kiplerde anlam kayması. Arkadaşlar kipte anlam kayması bir kipin herhangi bir kip yerine kullanılmasıyla ilgilidir. Bunu örneklendirelim. Örneğin şimdiki zaman kipinde anlam kaymasına bir örnek yazalım. Her sabah bir saat koşuyor cümlesinde her kelimesi, her sabah söz öbeği cümleyi geniş zaman anlamı katarken fiilde kullanılan yor ekimiz cümleyi şimdiki zaman anlamını katmıştır. Fakat tabii ki burada yor şimdiki zaman kipi geniş zaman anlamı içerisinde kullanılmıştır. Evet, kiplerde anlam kaymasına bir başka örnek de şunu söyleyebiliriz. Sınavda sana yardım ederim cümlesinde ederim fiili edeceğim geniş gelecek zaman anlamında kullanılmıştır. Buradaki geniş zaman kipimiz. Arkadaşlar bileşik zamanlı fiil dediğimizde de aklımıza şu gelir. Bileşik zamanlı fiil bir fiilde birden fazla kip bulunmasına denir. Fiil köküne birden fazla kip getirdiğimizde o fiili biz bileşik zamanlı yapmış oluruz. Bunu örneklendirelim. Öğreniyor. Du sözcüğümüzde yor şimdiki zaman anlamını katarken du değil geçmiş zaman anlamını vermiştir. Ve şimdiki zamanın hikayesi olarak bilinir. Evet arkadaşlar, son olarak eylemleri arkadaşlar yapı olarak 3'e ayırıyoruz. Basit yapılı eylemler, türemiş yapılı eylemler ve bileşik yapılı eylemler.
Basit yapılı eylemler arkadaşlar, yapım eki almamış eylemdir. Çekim eki alabilir. Örnek verelim buna. İstedi kelimemizde istemek fiil kökü. Di ise kip olarak, yani çekim eki olarak kullanılmıştır. Ve çekim eki aldığı için basit yapılı bir eylemdir. Türemiş yapılı eylemler ise yapım eki alan eylemlerdir. Örneklendirelim bunu. Eylemlerden ad ya da adlardan eylem yapılabilir. Mesela suladım cümlesinde su isim soylu bir kelimedir. Leyla isimden fiil yapan ektir. Ve di geçmiş zaman kipi, me ise birinci şahıs eki olarak kullanılır. Yapım eki aldığı için bu kelimemiz de türemiş yapılıdır. Bileşik yapılı sözcükler kendi içerisinde dörde ayrılırlar. Birincisi isim artı yardımcı fiille oluşan bileşik yapılı sözcükler. Yardımcı fiillerimiz etmek, olmak, yapmak ya da kılmaktır kendi içerisinde. Devam eder. Örnek verelim. Af ve etmek sözcüklerinin bileşmesiyle oluşan affetmek fiili bileşik yapılı. Bu fiile bir örnektir. Bir diğeri ise kurallı bileşik fiiller. Kurallı bileşik fiiller kendi içerisinde yine ayrılıyor arkadaşlar. Bir yeterlilik fiili, tezlik, sürelilik ve yaklaşma. Bunların arkadaşlar bir takım kalıpları var. Fiil köküne ebilmek, fiil köküne i vermek ve fiil köküne e durmak, fiil köküne e yazmak ekleri getirilerek, söz öbekleri getirilerek yapılır. Ne olursa olsun arkadaşlar bileşik yazılırlar. Örneklendirelim bir tanesini. Yaza bilmek, yazı vermek, yaza durmak ya da düşe yazmak. Yaklaşma fiili arkadaşlar çok fazla kullanılmaz. Evet. Arkadaşlar bileşik yapılı eylemler bu şekilde kendi içerisinde ayrılırken biliyorsunuz ki deyimleşmiş olarak kullanılan bileşik yapılı eylemler ve anlamca kaynaşmış bileşik yapılı eylemler de söz konusudur. Vazgeçmek, ağzı kulaklarına varmak bunlara örnek olarak verilebilir. Evet arkadaşlar, şimdi isterseniz bu eylemlerle ilgili olarak ÖSS'de karşımıza çıkabilecek soru örneklerine bir göz atalım. Birinci sorumuz, aşağıdaki cümlelerin hangisinde çekimli bir eylem yoktur? A. Burada aradığımız kitap yok. B. Genç kızın gözyaşları durmaksızın akıyordu. C. Sana ona borcunu ödemen gerektiğini söylemiştim. D. Çiçekleri kucaklayarak yukarı taşıdı. E. Aradığı kişiye bir türlü ulaşamıyordu. Arkadaşlar birinci sorumuzun çözümü B'de akıyordu, C'de söylemiştim, D'de çiçekleri, E'de ulaşamıyordu sözcükleri çekimli eylemdir. A'da ise çekimli eylem yoktur. Yanıtımız A seçeneğidir. İkinci sorumuz, aşağıdakilerin hangisinde bileşik zamanlı bileşik eylem kullanılmıştır? A. Gökyüzünü bir gün kurşunla örtülü göreceksin. B. Neşesiyle insanın yüzünde güller açtırırdı. C. Bu konuyla ilgili hala konuşabiliyordu. D. Zavallı ihtiyarın hali perişan görünüyordu. E. Umutla bakmalısın hayata. İkinci sorumuzun çözümü, C seçeneğinde konuşabilmek fiiline your ve do kipleri getirilerek eylem bileşik zamanlı bileşik yapıda oluşturulmuştur. Yanıtımız C seçeneğidir. Üçüncü sorumuz, aşağıdaki cümlelerin hangisinde işle anlatış bir arada değildir? A seçeneği, kız arkadaşının annesine ne söyleyeceğini düşünüyor. B. Şu an merdivenlerden yukarı çıkıyor. C. Mutfakta akşamdan kalma bulaşıkları yıkıyor. D. Her sene antik tiyatroları geziyor. E. Aile balkondan sana sesleniyor.
Arkadaşlar, üçüncü sorumuzun çözümü A, B, C ve E seçeneklerinde işle anlatış aynı anda gerçekleştiği için bu eylemlerdeki şimdiki zaman anlamı vardır. D'de ise geniş zaman anlamı vardır. Doğru yanıtımız D seçeneğidir. Dördüncü sorumuz, aşağıdaki cümlelerin hangisinde olmak sözcüğü yardımcı eylem olarak kullanılmamıştır? A, soğuk havada dolaşmaktan hasta oldu. B, bütün bu olanlara sen neden oldun. C, kavga ettiği çocukla artık dost oldu. D, karşısında birden onu görünce şok oldu. E, bunca yıl sonra nihayet bir sevgilisi oldu. Dördüncü sorunun çözümü ise arkadaşlar, A, B, C ve D seçeneklerinde olmak eylemi yardımcı fiil olarak kullanılmıştır. E seçeneğinde ise olmak eylemi yardımcı fiil olarak kullanılmamıştır. Doğru yanıtımız E seçeneğidir. Beşinci sorumuz, aşağıdaki cümlelerin hangisinde kip kayması yoktur? A, gelecek sene seminere mutlaka katılır. B, her zaman yalan konuşuyor. C, Kurtuluş Savaşı'nda askerler büyük mücadeleler veriyor. D, arkadaş dediğin her zaman yanında olacak. E, 10 Ağustos 1981 tarihinde doğmuşum. Beşinci sorumuzun çözümü arkadaşlar, eylemler A'da gelecek zaman katılacak, B'de geniş zaman konuşur, C'de öğrenilen geçmiş zaman vermiş, D'de gereklilik kipi olmalı anlamında kullanılarak kip kayması oluşturmuştur. E seçeneğinde ise kip kayması yoktur. Doğru yanıtımız E seçeneğidir. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte sözcük türlerinden edat, bağlaç, ünlem ve eylemleri işledik. Bunlarla ilgili ÖSS'de çıkabilecek soru örneklerine birlikte göz attık. Bir dahaki programda görüşünceye dek hoşçakalın.